Avrasya Hastanesi Gazi Osman Paşa Küçükköy yerleşkesi 18 Temmuz 2016'da hasta kabulüne başladı. Yüzlerce çalışan 40'tan fazla doktor 18 Temmuz 2016'da Avrasya Hastanesi Gazi Osman Paşa Küçükköy yerleşkesinde ilk hasta kabul etmenin mutluluğunu yaşadılar. Sabah mesai saatinin başlamasıyla işe başlayan personelin güzel bir mekanda çalışacak olmasının mutluluğu gözlerine yansımıştı. Hasta kabulünün ilk günü olması nedeniyle başta operatör doktor Hüseyin Urlu, Nermin Urlu, Ömer Urlu, Battal Urlu, İbrahim Urlu, İkşan Urlu, Can Deniz Urlu, Özgür Özmen ve başhekim profesör doktor Metin Manisalı olmak üzere herkesin heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı. Doktorlar teker teker konuşarak hastane ile alakalı görüş ve düşüncelerini ifade ettiler. Buradan geldi sonunda. Zeytin'in burada görmeyi çok güzel bir duygu. Şu an seyahat mikrofonunda çalışmak zorundayım, kusura bakmayın. Öncelikle sizi Profesör Doktor Metin Manisalı hocamızla, başhekimimizle tanıştırmak istiyorum. Buyurun hocam. Geldiğimde baktım, bir referans hastanesi. Hakikaten barındırdığı branşlarla, ki yakında radyasyon onkolojisi dahil olmak üzere onkolojik tüm branşları içerisinde adına yakışırsa referans bir özellik yok şu an. Radyoloji kendi alanını oluşturan, kendi radyoloji olup en son cihazlar donanmışlar. Konumuna baktım. Konumu Gazi Osman Paşa'da. Gazi Osman Paşa'da bir şey dikkatimi çekti. Bilmiyorum katılım ismini sizler benden daha seyretmesiniz. İstanbul'un için özellikle. Bulunduğu alanda resmen bir sağlık valisi oluşmuş konumda. Sağlık valisi olarak katledecek olursak bu valide en son açıdan en modern teknoloji hastanesi bizimki. Girerken hastanenin şöyle diyeyim daha doğrusu, hani Beyköy tarafından geldiğinizde hastanenin ihtişamı daha da göz önünde seyrediyor. Yaklaşık, hocam daha net bilgi verecek ama 30'un üzerinde bir ekim sayısıyla işlevsel tutunacağız. Hedefimiz 200 yatağa en kısa dönemde çıkmak. 200 yatağa çıkın takiben de benim öngörüm inşallah bir 5 ila 6 yıl içerisinden bunu bekliyorum. Bu beklentilerin içinde bir boşluğu. İnşallah üniversite tarzı bir atılım da burada oluşturacağız. Ben yine sözü çok uzatmadan yönetim kurulu başkanı Hüseyin Bey'e bakmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Gerçekten bugünlere gelmek kolay olmadı. Çok meşakkatli işler bu işler.
Yani biraz önce ruhsata baktık. Ruhsatta 2.6.2012'de ön izin almışız. Yani 4 sene neredeyse bu işlerle uğraşmakla geçmiş. Sadece ruhsat almak, ön izin almak yetmiyor. Diyor ki İstanbul'da hastane açabilmek için en az işte şu kadar kadrolu bir ruhsat olacak. Bu tertesi veya işte poliklinik ruhsatlarını birleştireceksin. 25 kadrolu bir ruhsat sahibi olacaksın. Ondan sonra ön izin size verebilirsin. Ve Bayrampaşa merkezi o an bir yere biz ilk önce orayı kazandık, sonra birkaç merkezini birleştirerek burada hastane yapma izni alabilmiş olduk. Burası bir sağlık alanıdır ama hastane sağlık alanına hastane yapılabilir aslında. Ama yine de o ön izin olmasa yine de yapamıyorsunuz. Burada sağlık alanı olmuş ama burada bir fabrika var. Fabrikayı tabii boşaltmak gerekiyor. İçinde insanlar, kiracılar falan var. Onların boşaltılması. Etrafta gece kondular vardı. Gece kondular ortadan kaldırılması. Biz yeşil alanı çok seviyoruz. Yani gerek bizim Bakırköy'de Çamlık Hastanesi, gerek Avrasya Hastanesi, Zeytinburnu'nun önünde arka yeşil alan var. Burada da yeşil alanla aramızda mesafe kalsın istemiyorum. Önümüzde bir fabrika vardı, yine mermer fabrikası. Eğer onu kaldırmasaydık, buranın güzelliği belki de gözükmeyebilecekti. Ayrıca gece konular vardı. Bunların hepsi bir mücadeleyle oluyor. Yani bunların satın alınması, yıkılması, temizlenmesi, insanların gönüllülük yapılması ve onlar da bir şekilde sağlanmış oldu. Evet, hedefimizde bir taraftan o projeleri çektirmemiz gerekiyordu. Hastane konusunda da iyi projeler yapabilmiş firmaları bulmamız gerekiyordu. Ve o firmalar kimler, onlara ulaşıp, onlarla beraber çalışıp önce gönlümüzden geçenlere izah etmeye çalıştık onlara. Dedik ki hastanemiz en az 200 yataklı olmalı. Hastanemiz ileride üniversite hastanesi olabilmeli. Hastanemiz girişi kafeteryası, muayene odaları, yatak odaları, hasta odaları hepsi insanları etkilemeli. Yani mimarisi biraz ileri bir mimari olmalı. Ve bunlar için kafa yorduk. Neticede Ümay değil mi? Cadde burada mı? Ümay Bey'im artık daha doğrusu Sema Hanım ve Ümay Bey'lerine bu hastanenin normal mimarisini ortaya çıkardı. Bu mimarlıkta da içinin tasarımını iç mimari düzenine sağlamaya çalıştık. Hastanelerin mekaniği de çok farklı. Yani kalorifer ısıtma soğutma sistemleri, elektrik sistemleri yine aynı şekilde. Yani akıllı bir bina yapmak zorundaydık. Bunun için de çeşitli alanlarda bu işin tecrübeli olan kişilerini bulup onlarla beraber çalıştık. Daha önceden de hastane tecrübelerimiz olduğu için birçok firmalarla da daha önce beraber çalışmıştık. Ve bütün bunları fikirlerimizi ortaya koyduk ve bugün gördüğünüz gibi bir an önce bizim beyde sağ olsun yani ömrüyle bahsetmiş oldu. Yani gönlümüze göre bir hastane olmuştu. Sadece binaları yapmak, içini donatmak ve cihazları koymak, en güzel şeyleri yapmak yetmiyor. Daha önemlisi bundan sonra burada göstereceğimiz faaliyet. Yani sağlık hizmetini en iyi şekilde sunabilmek. İnşallah biz sizlerle burada bunu gerçekleştireceğiz.
ve referans bir hastane olacağız inşallah. Önerilen kalitesiyle, fiyatlarıyla, hizmetleriyle önerilen bir hastane olacağız. Bütün amacımız bu. Uzun zamandır ben sağlık hizmetlerine, işte hani bazen ben mutfağına geliyorum, yani işte çekirdekten geliyorum. Ben 73 senesinde İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi'ni bitirdiğim zaman İstanbul'da muayenehane açmıştım. Arkadaşlarımla şaşırmıştım. Bahçelerde ya bir arkadaşımız İstanbul'da muayenehane açmış diye baktım. Daha okulda geliştirelim bitmemişti. Çünkü ilk geliyordu. Böyle bir işe başlama hikayem var. Bir uzman, tarihi uzmanın bir tabirle beraber ama tabelada benim üstüne yazılıydı. Ve İstanbul'da mezun olduktan sonra ilk muayenehaneyi açan, sınıfta ilk muayenehaneyi açan bir doktordu. Ve güzel şeyler öğrendim. Hemen yakınımda bir tıp merkezi, yani o zamanki ismiyle poliklinik, Erdem Ügen Polikliniği vardı. Oraya gittiğim zaman bir baktım ki, yani nadir doktoru var, doktoru var, doktoru var. Ve o zaman da İstanbul'da sadece 3 tane poliklinik vardı. Baktım, hizmetin şekli daha farklı. Yani ekip olmuşlar ve ekip halinde hizmet veriyor. Hasta geliyor, röntgenini çektirebiliyor, tahlilini yaptırabiliyor, bir başka branşla muayene olabiliyor. Bazı branşlarda her gün yok ama belli aralarda, belli günlerde vardı. Demek ki yani bu hizmetin bu şekilde muayene verilmesi daha başladı. Ve biz ondan sonra Çamlıca Hastanesi'ni, daha sonra Arbaş Hastanesi'ni açarken doktorlara bir iş ortağımız gibi gördük. Ve politikalarımızda da bunu belirledik. Doktorlarımız bizim iş ortaklarımız. Onlarla beraber paylaşmak şartıyla sistemler kurduk ve bugünlerde geldik. Şükür iyi bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Gerek Avrasya kurumu Amerika'da yaptığı hizmetlerden dolayı. Ama burada daha güzelini, daha iyisini yapmayı hedefledik. Sizlerden en önemli beklentimiz bu ve sizlerin, doktorlarımızın, diğer çalışanlarımızın, sağlık kimin, herkesin burada bir yıldız olmasını, mesleğinin zirvesine ulaşmasını bekliyoruz. İnşallah bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Ben hayırlı olsun diyorum. Birlikte olduğumuz için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin de güzel katkılarıyla bu arzu ettiğimiz hayalleri gerçekleştiririz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Çalışan memnuniyeti ama daha önemlisi tabii hasta memnuniyeti. Fakat bu işin yatırımını yapan, kurumu kuran ortaklarının da memnun olması lazım. Yani kurumun zarar eden kurum değil, günün birinde çünkü burada çalışanların emeğinin karşılığını verebilmek için kurumun kendini kurtarması lazım, dönmesi lazım. Onun için de kurumun kurucuları veya ortakları, onlar da önemli. Burada şimdi Uğurlu ailesinin bir kısmını görüyoruz. Başka ortakları da var tabii. Onlar hocam isimleri şöyle derdi. Canlı takip ederseniz. Evet. Şöyle diyeyim. Beni daha önce tanımış olduğunuz Hüseyin Uğurlu. Yönetim Kurulu Başkanıyım.
Ömer Bey. Ömer Uğurlu, yönetim kurulu başkan yardımcısı. İlkşan Uğurlu, şirket avukatıyım. Özgür Özmen, işletme direktörlüğündeyim. Ben de Ayşe Önal, finansman yönetmeniyim. Hamdi Koca Ahmet, işletme ortağıyım, çözüm ortağıyım. Ne olduğumu bilmiyorum. Ne olduğumu bilmiyorum. O zaman çünkü ben şey... Avrasya'da görevliyim ben. Şeyde, Zeytinburnu'nda görevliyim. Aynı zamanda Çamlık Hastanesi'nin yönetim kurulunda ama ortaklarından hastanemizin benim de arkamdaki kişi. Pardon. Arkamdaki değil, aynı zamanda yanımdaki kişi. Ben İbrahim Uğurlu, hastanenin yönetim kurulu üyesiyim. Genel koordinatör bu hizmetlerini yapıyorum. Yani tutundurma ve stratejik konularda destek vermeye çalışıyorum. Hüseyin Bey'in de kardeşiyim. Aramızda 1-1,5 yaş fark var. Çocukluktan beri beraber bahçeye bir şey ekeceksek beraber ekerdik. Bir gün çaya da bir şeyler ektik. Sonra bir top sahası kurduk beraber Hüseyin Bey'le. Artık topun ücretli de oynanması lazım. Çünkü o topu patlıyor, tamir edecek. O günün şartlarında paramız da yok. O zaman birileri para verecek ki öyle top alacağız. Top alacağız. Top dayanmıyor tabii. Futbol oynanıyor. Yani futbol sahası ve dört yolun bir futbol sahası oldu. Bizlerden sonra da orası. Güzel. Orada nice gençler yetişti. Ama tabii takımı kurabilmek için de bir analımız vardı, bir de Mikro Mustafa'mız vardı. Onlar ücretsizdi. Diğerleri de ücretle oynarlardı bu işi. Böyle bir promosyon ve destek işlerimizde olur. Yani bu bir kar amaçlı değildi ama oradaki masrafları karşılayabilmek için yani topun düzgününü alacaksın. Çünkü çok çabuk patlardı o zaman toplar. Şişirmeli. Bir de sahamız çim sahası değil tabii. Halı sahada değil. Bir yani, çay yatağında yapılmış. Dere yatağında yapılmış bir... Nereden nereye diyebilir miyiz? Futbol sahasından buraya geldi. Ben öyleydi. Öyle bir şeyler yapmıştık. Orada yine top oynuyorlardı diye. Arada sırada gittiğimde memlekete bakıyorum top oynuyorlar. Çok İşe yaramıştınız. Yine bir... anne ve babamızın, yani bizleri gerçekten ne abinin sözü... Ali, sen Ali. Gel sen de. Gel sen olmadan olmaz. Şey, böyle geç. Gizli kahraman. Evet. Ali bu tarafa. Sessiz kahraman. Abi kardeş iyi geçinmeyi, özellikle annemi, ne abinin sözünü tutmadı. Ne? Kardeşime sahip çıkmak. Bu iki kelime bizi ayakta tutmuştur diye düşünüyorum. Bu kendi şeyi. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ben bu kadar. Kendiniz bu inşaatın başından sonunda tepesinde olan kişi. Yani emeği çok geçti. Sadece mesai saatleri içinde değil. Mesainin saati belli değildi. Gece 12'de bir de işimizi burada birlikte yapmış olduk. Evet, Caner sen bir teşekkür ederim. Hoş geldiniz hepiniz. Mutlaka kusurlarımız vardır, eksiklerimiz vardır ama inşallah çok kısa zamanda bunları tamamlayacağımızı düşünüyorum. Sizlerle birlikte olmak da çok heyecan verici. Şimdiye kadar hep inşaat konuşurken şimdi hekimler cümlelerin içine girmeye başladı. Bu da güzel bir duygu. Buralar sizler için yapılmış yerler. İnşallah herkes hem mesleğinde tatmin olur hem de bir kazancı olur. Güzel işler beraber yaparız diye düşünüyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum herkese. Ben Ali Ördü. Hastanenin evrak işlerini yapıyorum. Ruhsatlandırmasıyla falan ilgilendim. O kadar yani. Hayırlı uyuyorsunuz. Şu an işi biterken hali hazırda da
daha inşaatı tam olarak bitmiş değil. Ara ara ekipler geliyor, eksik problem, yanlışlar, şunlar bunlar varsa onları düzeltiyor. Biz tabii görevleri böyle kademe kademe teslim alıyoruz. Tamamen daha teslim almış değiliz. Teslim aldığımız zaman onları da buraya çağıracağız. O emeği geçen mühendis arkadaşları, firmaları ve onlara burada inşallah birer plaket vereceğiz. Ancak onlar buradan çıkmadan ekibimizi de buraya koyduk. Neredeyse 3 ay falan oluyor herhalde. 3 aydan beri yani diyelim ki hastanenin ameliyathane sorumlusu Seda Hanım işte hasta hizmetleriyle ilgili ve ilk başhemşiremiz, Avrasya'nın ilk başhemşiresi Esin Hanım. Yine geçici görevle buraya aldığımız Gülay Hanım, başhekimimiz, başhemşiremiz hali hazırda Zeytinburnu'nda ama buradaki işleri de üzerine koyalım diye böyle devam etti. Ömer Bey zaten burada işin kaptanı şeklinde devam etti. Merve Hemşire doğumhane sorumlusu. Yeni doğan yoğun bakım sorumlusu. Sıdıka Hanım muhasebe sorumlusu. Nergis Hanım servis sorumlu hemşiremiz. Beşinci kat sorumlusu. Eczacımız Hülya Hanım. Evet. Burada Ömer Mert yine aileler olarak katıldı. İbrahim Bey satın alma müdürü. Orhan Bey kalite müdürü. Selman Bey bilgi işlem sorumlusu, acil sorumlusu Mustafa Bey, evet, idari direktörlerimizden müdürlerimiz ya Özgür Bey, Hasan Bey halihazırda yine mimari işlerde eksik varsa onları devam ettiren mimar arkadaşımız devam ediyor. Can Deniz devam ediyor bu şekilde. Ali Bey dediğimiz gibi evrak işi de az bir iş değildi. Oraya koş, buraya koş, Ankara'ya. Evrağımız Ankara'ya gidecek. Akşamdan bildiriyorduk. Ali uçakla gidiyor. Sabah orada işini bitiriyor. Tekrar geliyor. Ya da burada sağlık müdürlüğünde işler takip ediyordu. Sabahattin yol bakım sorumlusu. Arkadaşımız Tayyip Bey. İdari işler ve tatlı işler. Tamam. Evet. Hüseyin Bey. İdari işlerde yine görevli. Didem pazarlama sorumlumuz. Böylece şimdilik bugüne kadar 2-3 ay içinde bunlar da kendilerine göre hazırlıklarını yaptılar. Bundan sonra hareketlere devam edeceğiz inşallah düzenli bir şekilde. Bugün burada Burak Bey'i göremedim. Doktor arkadaşlarım. Estağfurullah. Tamam. Biraz sonra şimdi tekrar tanıtacağız. Teşekkür ederiz. İlk günden baktım kapımızın önü dolu hastalarla. Teşekkür ederiz. Diğer doktor arkadaşlarım da en kısa zamanda hastalarını buraya davet etmesinde fayda olur. Hastanemizi görmesinde, tanımasında fayda olur. Sadece doktorlar değil tabii. Tüm çalışanların yine yakınlarını, dostlarını burayı tavsiye ederek alıştırması, getirmesi lazım. Yani biz başka yerden alacakları hizmetten daha iyisini vermeyi taahhüt ediyoruz. Elbette veremezsek onlara da paranızı da almıyoruz diyebiliriz ya da çünkü onları kazanmamız gerekiyor. Peki ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra aramıza katıldı, inşaattan katıldı, temelden katıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kendisi ekibiyle çalışacak. Yani 4 kişilik bir ekipleri var Cevdetler'le beraber ama bu ekipler sadece burada kadroda olan ekipler olacak. Onun dışında yine takviye güçleri var. Çünkü çok yetiştirdiği asistanlar, uzmanlar var. İnşallah onlar bize destek verecekler. Ve omurga konusunda da oldukça yetenekli, yetkili çevirdi. Ama ortopedinin her dalında burada hizmet vereceğiz inşallah. Sizin söyleyeceğiniz inşallah her şey iyi olacak. Evet. Biraz da bu işlere alışkın. Evet.
Kurmalıyat, fabrikiye ortopediyle başlıyor. Şimdi lisan hızında 15 senede çok yol kat ediyoruz. Yani ayrıca 10 ameliyattan senede 4 bin ameliyat oluyor. Umarım burası da böyle olacak. Hayırlı olsun. Size çok teşekkür ediyorum. Sayede büyük bir zorunlu değil. Çok sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederiz. İnşallah. Yani bu burada tabii ilk emekler çok çok önemli. Kolay olmuyor, heyecanlı oluyor ama yani iş tuttuğu zaman da biraz sabırlı olunduğu zaman da tutuyor ve tuttuğu zaman da mutluluk daha fazla oluyor. Çok sağ olun. Evet, çok teşekkür ederim. Doktor Levent Bey. Evet. Levent Bey. Evet. Ben de tanıtım kendimi. Levent Ağarsan ben. Devlet Hocam'ın Bakü'deki ilk asistanlarından 2010 yılında uzman oldum. 6 yılda uzman olarak hizmet veriyoruz. En iyi şekilde ortopedik sorunları çözüp bulacağız inşallah burada. Birlikte uyumlu bir şekilde çalışacağımızı düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Mehmet İmam. Ben de ekibe bir sene önce katıldım. 2014 uzman oldum. Ekibimizde her türlü ameliyat yapılıyor ortopedik açıdan. İnşallah sıkıntısız, kazasız, belasız güzel bir çerçeve içinde çalışacağız. Teşekkür ederim. Bülent Bey Çapa'da profesör doktor. Sağ olsun. Birlikte çalışalım arzusu teklifi kendinden de gelmişti. Biz de memnuniyetle dedik ve aramıza katılıyor bugünlerde işlemleri tamamlamayı. Kendisi özellikle jinekoloji-onkoloji konusunda oldukça iyi. Birçok hastanemizde ameliyatlar oldu. Ayrıca bizim doktor arkadaşlarımıza, uzman arkadaşlarımıza da büyük destek verdi yıllarca. Hastalarla ilişkisi gayet iyi. Bazen sert tarafları da ama hep iyi bir yetimdir, kalbimizdir. Sonunda hastanın, kurumun ve herkesin lehine olan bir karar ortaya her zaman çıkar. Kendisine bugüne kadar yaptığı işlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Aramızda olduğu için de teşekkür ediyoruz. Atilla Bey yine aynı şekilde. Ne kadar oldu Atilla Bey? Sizinle çalışıyorsunuz. Çalışıyor. Ve başarılı bir doktorumuz. Gerçekten o da jinekolojide, onkolojide de başarılı. Yaptığı işlerde de böyle gece gündüz hastalarına koşma yönünden de çok başarılı. Oktay Bey sizinle ne zamandır çalışıyoruz? 2 sene sizinle çalışıyoruz. Bunlar bir taraftan da bizim burası için yaptığımız hazırlıklardı. Yani orada birlikte çalışalım ama yarın hastanemiz kurulduğu zaman birlikte burada yolumuza devam edelim diye düşündüğümüz bir projeydi. Şimdi aramızda da beraber devam ediyoruz. Hocam söz sizde. Teşekkür ederim. Ben öncelikli olarak gerçekten Hüseyin Bey'i ve Çağrı Bey'i de buraya alabilir miyiz? Genel anlamda Uğurlu ailesini tebrik ederim. Çünkü kendisini anlattığı gibi Çamlık Hastanesi'nden başlayan Zeytinburnu Avrasya Hospital'da devam eden ve nihayet burada son projeyle yükselişlerini trendini belli eden bir görüşe, bir çabaya, çalışkanlığa ve mentaliteye sahipler. Ben de Avrasya Hospital Zeytinburnu Hastanesi'ni bizden ihtisas alan bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıdım. Oraya gelmemi, ameliyatları orada yapmamı istediğim için. Neticede oraya gittiğimde Hüseyin Bey'in dediği gibi biraz belki kendi titizliğimden olsa gerek bazı olmayan şeyler karşısında tutumumu net bir şekilde ortaya koymak onların dikkatini çekmiş olmalı. Fakat her şeyin düzgün gitmesi adına ben hareket ediyorum ve düşünceleri o şekilde ortaya koyuyorum. Dolayısıyla Hüseyin Bey o yönünü fark ettikten sonra çok uyumlu bir şekilde orada çalışıp ve oradaki güzel medikal başarılarımız ve anılarımız bizi şimdi burada tekrar kesiştirdi.
umarım burada iyi bir vakit geçiririz hep birlikte. Teşekkür ederim. Harun Bey de. Aramıza katılacak iki tane bayan kadın doğumcu da var. Yani şöyle baktığımızda aşağı yukarı 6 kişilik bir kadın doğumcu ekibimiz olacak başlangıçta. Yani yolları açık olsun, başarılar diliyorum. Sözü ben şimdi Atilla Bey'e veriyorum. Ben de burada olmaktan öncelikle çok mutluyum. Daha önce anlatıldığı gibi hastane hakikaten keyifle çalışacak bir hastane oldu. İki yıldır Zeytinburnu Hastanesi'nde çalışırken de ben mutluyum ama burası buranın heyecanıyla birlikte, buranın açılması network gözle götürdükle birlikte. Bugün bunu yaşamanın mutluluğu var üzerinde. İnşallah burada da güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Tabii bizim Bayrampaşa kadrosunda olup buraya gelecek arkadaşlarımız vardı. Atilla Bey de onlardan biriydi. Belki Atilla Bey orada işleri oturtturdu. Nasıl olsa kazancı da yerinde. Ben bu tarafa geçmeyeyim, orada kalayım diyebilir diye düşündüğüm bir hocamız, arkadaşımız idi. Yine kendisi burada da çalışacağını, orada nöbetlerde bazı hastaları var orada da tabii. Onları yine ihmal etmeyeceğini sözünü vererek burada geliyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Buraya yine oradaki kadromuzda başlangıçta epey zorlandık ama daha sonra yani fix diyelim ki 1 liraysa fixini 3 kat, 4 kat, 2 kat geçen arkadaşlarımız oldu. Orada onlar dedi ki biz burada kalsak olur mu? Zaten orada hazırlanmış bir, oluşmuş bir potansiyel var. Orada şu an üç arkadaşımız falan kadromuzla orada kalmayı arzu ettiler. Biz de onlara da hay hay dedik. Çünkü çok başarılı oldular orada da onun için. Evet Doktor Bey, siz ne söyleyeceksiniz? Eskiden mi başlayayım? Sizinle çalışmaya başlayayım. Nereden başlarsınız? Gönlünüze göre. Ben 1976 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Doğum Kliniği'nde uzman oldum. 1976 senesiyle Cerrahpaşa'dan mezun oldum. 1981 yılında uzman oldum. 1981 yılında uzman oldum. 84 yılında Zonguldak'a gittim. 7 sene Zonguldak'ta kadın hastalıkları doğum uzmanı olarak çalıştım. 91 yılından sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten sonra Bakırköy İstanbul Eğitim İstanbul Bakırköy Kadın Hastalıkları Doğum Kliniği'nde 10 sene orada çalıştım. 2002 yılında klinik şef yardımcısı oldum ve Samatya'da çalışmaya başladım. 2013 Aralık ayında 2014'e kadar orada çalıştım. Oradan mezun olduktan sonra da, oradan emekli olduktan sonra da bir politiklikte ve ondan sonra da 2014 yılından beri Hüseyin Bey'le beraber çalışıyoruz. İstanbul'daki Bayrampaşa'da Avrasya Tıp Merkezi'nde aşağı yukarı 2 sene oluyor. Önceden Avrasya Hastanesi'ni Zeytinburnu'ndan biliyordum zaten. Herkesin çok memnun kaldığı bir hastaneydi. Hüseyin Bey'le tanışmadık, sadece ismini biliyordum. Çalışmaya başlayacağımız zaman görüştük Hüseyin Bey'le ve çalışmaya başladık. Çalışmaya başladıktan sonra hiçbir işimize karışmadığını, kendi halimize ne istediğimiz şekilde karar verebileceğimizi burada çalışmakla gördüm ve memnun kaldım. Poliklinikteki işlerimiz bittikten sonra da burada çalışmaya beraber başlayacağız inşallah. Her şeyin yolunda gideceğini tahmin ediyorum. Bu yeni hastanede elimizden geleni her şeyi yapmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Doktor Çağrı Bey aramıza yeni katılanlardan, yani bizim Avrasya grubuna daha önce bizimle çalışma fırsatı olmadı. Nöbet de olmadı herhalde, değil mi? Yeni. Ama kendisinde
iyi bir enerji gördük, çalışkan olduğunu duyduk, izledik. Ve burada da yani bunu göreceğiz diye ümit ediyoruz. O ışığı görüyorum kendisinde. Aynı zamanda başhekim yardımcılığı da yapacak Çağrı Bey. Ben kendisine şimdiden başarılar söz size. Doktor beni çağırarak Çapatı Fakültesi eğitiminden sonra Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum uzmanlığımı aldım. Konya'nın Karaklar ilçesinde 1,5 yıl mecbur hizmetimi yaptıktan sonra Konya Yenilgilerin Hastanesi'nde 2,5 yıl başhekimlik görevini yürüttüm. Daha sonra İstanbul'a Bahçeliler Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır görev yapmaktaydım. Şu anda da burada aranızdayım. Daha önce tabii özel hastanelerle çok yüksek temasında olduk ama hiçbir zaman kuvvetli bir yönetimle beni heyecanlandıracak bir proje açıkçası karşıma çıkmamıştı. Şimdi ilk defa devletten ayrılmama değecek bir projeyle karşı karşıya olduğuma inanıyorum. İnşallah hep beraber güzel ve mutlu, aynı zamanda kazançlı günler bizi bekliyordur. Teşekkür ederim. Biz yine aramıza önceden katılanlardan radyoloji grubunu çağırdık. Bizim başhekimimiz ve Murat Ulusoy. Biraz önce başhekimimizi tanıdık ama tekrar kendisine söz vereceğim. Ayrıca Murat Bey de uzun zamandır asistanlı Vakıf Kurabağ'da benim uzmanlık dönemimde başlamıştı. Ben asistanlığından kendisinin çok yetenekli, başarılı, bilgili bir doktor ve radyoloji asistanı olduğunu gördüm. Çok değerli bir rahmetli oldu. Hocalar da vardı. Çok da severdi biz de. Çünkü bu hocaya çok bilgiliydi ve gittiğimiz zaman da bize bilgisini kesinlikle esirgemez ve bol bol da anlatırdı. Öyle bir hocanın yanında başlamıştı ama Haseki'de daha sonra klinik şefliği de yaptı. Birçok uzmanları da yetiştirdi. Aynı zamanda uluslararası yani board imkanı da vermiş bir dünyanın her yerinde radyoloji uzmanlığı yapabilecek bir yetkisi. Diploması da var diyelim. Ve bizim onkoloji konseylerinde de çok büyük katkılar oluyor. Zeytinburnu Üniversitesi'de düzenli onkoloji konseylerimiz oluyor. Aşağı yukarı 14-15 doktor her konseyde bir arada oluyoruz. Yani orada da bize hep değerli, önemli bilgiler veriyor. Konseye katkısı büyük olurdu. Ben Metin Bey yine sizden başlayacak ya da hocamdan başlayacak. Tanışmıştık. Ben Profesör Doktor Metin Manisalı. Çok ekleyeceğim bir şey yok. Yalnız şöyle bir şey geldi aklıma. Ve hakikaten bu fikir çok hoşuma gitti. Hüseyin Hocam da bunu zaten vurguladı. Bu yaklaşık 8 tane hastane gezdim. Tüm meslek yaşantım boyunca 2 sene Cleveland Clinic Foundation'da kaldım bir kısmı. 6 ay Mass General'da geçti Boston'da. Orada gördüğüm bir süreç vardı. Hep bunu böyle uygulama fırsatı olsa diye kendi üniversitemde bir miktar uygulayabildik. Ama burada hocamın da desteğiyle uygulayacağız gibi gözüküyor özel sektörde. O da şu, sabahları mümkün olduğu kadar bir araya gelip konseyden tarzı yaklaşımlar değil mi hocam? Sizin de özellikle onkoloji birimimizi aşırdıktan sonra öyle bir süreci yüklersek hakikaten çok verimli bir süreç oluşmuş. Sağ olun. Ben Doktor Murat Ulusoy, bu güzel takdim için Hüseyin abiye özellikle teşekkür ediyorum. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Böyle bir görkemli bir yapının içinde ve bu seçkin kadroyla birlikte olmak gerçekten gurur verici. Biz de, ben de şahsen elimden gelenin en iyisini burayı layık olduğu seviyeye getirme konusunda yapacağım. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Bizim hastanemize temelden giren
Kadir Bey'i de buraya çağırıyorum. Doktor Hanım'ı da Sema Hanım'da. Serdar Bey'in ilk hastası gelmiş de. O zaman bundan sonra Serdar Bey'i çağırayım. Ondan sonra biz gönderelim. Tamam. Evet, Kadir Bey, Gülsen oldu herhalde değil mi? Kadir Bey, yaklaştı yazı. Evet. Bizimle beraber yoğun bakımların işletmesinde, erişkin yoğun bakımların işletmesinde önemli, güzel fikirler vardı. Beraber bir araya geldik, konuştuk. Yine bir doktor arkadaşımızın da tavsiyesi olmuştu bu konuda. Onun vasıtasıyla gelmişlerdi ve şimdi Zeytinburnu'ndaki yoğun bakımımızı başarılı bir şekilde yürütüyor. Burada da o zaman ilk burayı gezmişti zaten. Biz 40 yataklı yoğun bakım düşünüyoruz demiştik. Heyecanlanmıştı, sevinmişti. Ama dedik burada 100 yatakta olabilir. Bizim 2 tane rezerv katımız var dedik. Yani böyle yani büyük yoğun bakımları olan hastanelerin sanki kendinin hayaliymiş gibi bir şey de sezdik. Buyurun dedik, beraber çalışacağız. Olgun uzun beraber çalışıyoruz. Yine Sema Hanım da bu bölgenin anestezi uzmanlarından, burada bir hastanede uzun süre çalışmış. Üstelik hemen parkın karşısında oturuyor. Çok da bize de cazip geldi. Dedim ki nasıl olsa anestezi doktoru yani yakınımızda olmasının her zaman bize desteği ve faydası olur. Mutlaka kadroda biraz daha kalabalıklaşacak ama başlangıçta böyle bir başlangıcı yapmamız uygun olur diye kendisiyle birlikte çalışma kararı aldık. İşte inşallah günden itibaren güzel bir şekilde devam ederiz. Evet, sözü Kadir Bey'e verin ben. İyi günler diliyorum. Hepimiz için hayırlı olsun. Ben anestezi ve yoğun bakım uzmanıyım. Cerrahpaşa mezunuyum. Çapa ihtisaslıyım. 15 yıldan fazla sadece yoğun bakımda çalışıyorum. Yoğun bakım ortamının ideal bir ortam haline getirilmesi için çok çaba sarf ediyoruz. Şu anda yoğun bakımın bulunduğu şartlar nedeniyle yoğun bakımı yürütmek, orada iyi bir hizmet vermek gerçekten ciddi bir özveri gerekiyor. Bu özveri gerek efor, emek olarak, gerekse de işletme bilinci olarak. Bu bilinçle biz yine de şöyle diyoruz. Yoğun bakımda olabilecek her türlü ileri tedaviyi, hastaların hayatta tutulması için her türlü şeyi yapabilecek altyapıya sahip bir hastanede çalışacağız. Ve yoğun bakımı layıkıyla yapmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışacağız. Biz sizin emniyet sloganınız olacağız. Hastanenin emniyet sloganı. Evet. Yoğun bakım ve anestezi gerçekten bir hastanenin bel kemiği. Yani uzman bir anestezi doktoru eğer hastanede 24 saat varsa daha güvenli, onu öyle söyleyeyim. Olmadığı yerlerde daha çok sıkışabiliyoruz. Serviste, acilde her zaman onlara ihtiyacımız oluyor. Evet, bir çözüm biraz. Merhabalar, Kastepan Kahraman, Cerrahpaşa İhtisas İstanbul Fakültesi mezunuyum. Kadir Bey'le de asistanımdan beri tanışıyorum, arar açılmıştık nöbetlerde. Evim buraya gerçekten çok yakın, ilk temel atıldığında çok heyecanlanmıştım önünden arabayla geçerken. İnşallah dedim ben de burada bir üye olurum, elimi hayalimdik. Gerçekleşti, gece gündüz 24 saat telefonum açık, en ufak bir şey de gelmeye hazırım. İnşallah hep beraber mutlu bir şekilde çalışırız. Size alayım. Burak Bey sizi de alayım ben çünkü sizin hastalarınız maşallah ilk günden baktım geldi muayene odasının karşısına dizilmiş, çok da hoşuma gitti. Evet, hoş geldiniz. Evet, ben sözü Doktor Bey'e veriyorum. Doktor Bey, biz kendisine. Doktor Serdar Kıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. İstanbul Fakültesi 87 mezunuyum. 92'de de Şişli Etfade Çocuk Sağlığı Hastalıkları İhtisası'nı dedim. Daha sonra mecburi hizmeti, muayenehanecilik, birkaç özel sektör çalışmam oldu. Şu an gruba yeni katıldım. Avrasya grubu, ben eski Bakırköy'lüyüm. Çamlık Hastanesi
özel sağlık hizmetinin öncülerinden. Avrasya grubu da gayet hem çalışan hem de hasta memnuniyeti açısından sağlık alanında gayet iyi isim yapmış bir gruptur ve şu an bunu çok daha ötelere taşıyacak. Elimizden geleni yapacağız, yardımlarımızı sunacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bölgenin doktoru, onun için şu an çalıştığı tıp merkezi de bize katılıyor. Bölgenin doktoru olması bakımından da bizim için başlangıçta büyük bir avantaj olacak. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Tabii size onun için öncelikle. Teşekkür ederim. Burak Bey. Burak Bey daha doğrusu biz tıp merkezini Bayrampaşa'ya aldığımız zaman orada bir kadro vardı. Ve içinde de başarılı doktor arkadaşlar vardı. Onların en başarılarından biri Burak Bey'di. Yani oradan hastaneyi kapattık dedik, üzerine yazı yazdık. Hala o gün 30 tane randevusu vardı. Dedim ki böyle güzel bir şey olmaz. Bugün de sabah geldiğinde kulüpteminin önünde yine baktım koltukları da koymamışlar. Hastalar ayakta bekliyor. Koltuklarını koydurduk. Dedim ki hak eden yani o koltukları hastalar önemli. Koltuklarda otursunlar, rahat rahat beklesinler gibisinden. Ben Burak Bey'de teşekkür ediyorum. Söz sizde. İsmim Burak Berber. Psikiyatri uzmanıyım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden sonra Bakırköy Üniversitesi'nden ben ihtisasım aldım. İhtisastan hemen sonra da yine Bayrampaşa'da eskiden var olan şu anki ruhsatın da atası bu atası denir herhalde. Kızılay Tıp Merkezi'nde göreve başladım. İşte Kızılay Tıp Merkezi daha sonra özelleşti. Daha sonra sizin bünyenize katıldı. Yılda içerisinde aynı bölgede olmanın verdiği bir tanınmışlık nedeniyle işte Hüseyin Bey'in de dediği gibi bir hasta potansiyeli var hakikaten. Bazen böyle hoş şeylere de vesile oluyorlar. Ben bir süredir Avrasya grubunda çalışmaktan dolayı çok memnunum, mesudum. Kendi iş yerim gibi gelip gidiyorum. O insana gerçekten doyum hissettiren, iyi hissettiren bir şey. Çünkü kendi adıma sahip çıkıyorum kendi iş yerim gibi bildiğimde. Aramızda yeni katılan arkadaşlarımı da böyle hissedeceğini umuyorum, tahmin ediyorum. Bu yüzden sizin mutlu, kazançlı, huzurlu, doyum içinde günden beklediğini umut ediyorum, diliyorum ve öyle olacak. Çok çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Aytep Hocam'ı alayım. Orada sizin hastalar da bekliyor. Onun için sizi çok tutmayalım. Bekir Bey sizi de alalım. Doçent Doktor Bekir Bey de medikal onkoloji hocası. Yine merhabalar, hoş geldiniz. Biyokimya, ben burada Nurhan Hanım sizi de alayım, ben böyle. Kardiyolojiden Ayşen Hanım da alalım. Cerrahlar en sona çağıracağım. Ömer'le kutla bir şey yaparsınız. Peki. Hocam hoş geldiniz aramıza. Evet. Aytaç Hocam, nöroloji hocası, profesörü. Hocamla inşallah burada güzel şeyler yapacağız, üreteceğiz. Evet, o zaman sizi de alalım nasıl olsa. Evet, hocamın sözü size vereyim ben. Merhaba, hayırlı olsun şimdiden. Ben 1985 İstanbul Tıp Fakültesi'ni yazıyorum. 85'te İstanbul'dan ayrıldım, 30 sene sonra geri döndüm. Mecburiyetten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde asistan olarak başlamıştım. 3 yıl önce oradan emekli oldum. İstanbul'a
geldikten sonra kısa süre başka bir yerde çalıştım. Orada çalışırken bir arkadaşımın tavsiyesiyle Hüseyin Bey'le tanıştım. Hastaneyi gördük. Ondan sonra başka bir şey düşünmeye gerek olmadığını buna karar vererek bekledim. Sağ olsun, kendisi de çok yakınlık gösterdi. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah güzel şeyler olur. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi aramızda tabii katılıp da kayıtlarını yaptırdığımız, bugün burada olamayan ya da henüz daha kayıtlarını yaptıramadığımız ama mutabakat sağladığımız arkadaşlarımız biraz önceki cümlelerde de geçti. Bekir Bey, medikal onkolog, doçent doktor kendisi. Daha önce de Bekir Bey'le yani başlamak üzere bir şeyler anlaşmıştık ama kısmet buraya oldu. Aramızda birlikte inşallah güzel şeyler üreteceğiz. Çünkü biz onkolojiye gerçekten önem veriyoruz. Türkiye'de ilk ruhsat almış radyasyon onkolojisi olan özel hastaneyiz. Yani yıllar önce ben bakım kurabada çalıştığımda orada yani yoğun bakımı belki ilk kuran devlet hastanesiydi. Kalp cerrahisi yapılan ilk kuran devlet hastanesiydi. Onkoloji kurmuş bir devlet hastanesiydi. Onun için onkolojiye hep önem verdik. Bir de şu özelliği vardı. Onkoloji birçok Türkiye'den hasta göçü Batı'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya genellikle kalp damar veya onkoloji alanında oluyordu. Yani kalp damar konusunda biz Avrasya'ya açtığımız zaman Türkiye'de aşağı yukarı 20'ye yakın öyle bir merkez vardı. Ama daha onkoloji merkezleri bu kadar artmamıştı. Ama şimdi Atlas hangi hastaneyi görseniz onkoloji kurmak peşinde. Biz bunu ilk gerçekleştirmiş, özellikle radyasyon onkolojisi konusunda bir hastaneyiz. Ve çok da düzenli hizmetler de verdik. Gece 2'lere kadar hasta tedavileri yaptık o konuda. Ve o gün, bugün de yine devam ettiriyoruz. Hakikaten Avrasya'ya günde şimdi 60 ile 80 arası radyasyon onkolojisi için hasta geliyor. Ayrıca 10 ile 20 arası da medikal tedavi, yani kemoterapi için hasta geliyor. Orada güzel bir salonumuz var. Burada da bunları yapalım. Bölgede farklı bir hastane olduğumuzu hissettirelim, gösterelim diyoruz. Ve Bekir Bey'le bu defa el sıkışmayı kafaya koyduk. El sıkıştı değil mi? Evet, el olsun. Peki söz şimdi Bekir Bey'le. Her şeyden önce böylesi güzel bir hastanenin ülkemize kazandırması nedeniyle Hüseyin Bey ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ben 1985 Gülhane Asliyeti Fakültesi mezunuyum. İç hastalıkları uzmanlığımı ve medikal onkoloji uzmanlığımı orada tamamladım. Daha sonra 2004'te doçent toplum öğretim üyesi olarak yine aynı klinikte görev devam etti. 2010'da da kadrosuzluk nedeniyle emekli olduktan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da bir kısa bir süre İtalyan Hastanesi'nde çalışma dönemi oldu. Ondan sonra da 4,5 yıl Ümraniye İlsel Hastanesi'nde görev yaptım. Şimdi de inşallah burada çalışmaya devam edeceğiz. Umarım güzel şeyler hep birlikte yaparız. Hepimiz için hayırlısı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biyokimya uzmanı benim fakülte yıllarında oda arkadaşım, üniversiteden oda arkadaşım, site yurdunda kaldığım arkadaşımın da eşi. Sağ olsun biyokimya için kendileriyle konuştuk. Sağ olsun. Yani çok fazla çalışma değil de artık bundan sonra çok fazla yorulmadan çalışayım istediği için biz de dedik ki gönlümüze göre ama en azından bu haftayı burada geçirelim. Ondan sonra bir formu gene buluruz gibisinden düşündük ve Nurhan Hanım bizim hem aile dostumuz hem de şu an biyokimya mesulümüzdür.
sessizlikleri kurtulalım. Evet, adım Nurhan Çelik, Cihir Kimya Mütercisiyim. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldum. Ondan sonra ihtisas yaptım. Hastanemizde ilk defa çalışıyorum Avrasya grubunda. Uğurlu ailesine çok teşekkür ederim. Gerek ruhsat alımında, gerekse idari işlemlerde çok yardımlar oldu. İnşallah yine hastanede başarılı ve huzurlu çalışmalar diliyorum. Doktor Hanım, yani başlangıçta biz çok görmeyeceğiz sizi ama belki de göreceğiz yani kısmet. Artık belki de çok seversiniz. Evet. Doktor Rıza Bey, fizik tedavi uzmanı, aramıza katıldı. Kendisinin de başarılı bir doktor olduğunu biliyoruz. Bize Kadir Bey burada mıydı? Onun tavsiyesiyle gelmişti. Şimdi anlaştık. Kendisine bir katkı verdik bakalım. İnşallah güzel işler yapacağız. Siz doktor, ben Ayşe. Evet, arada karıştırıyorum. Ya diyorum Ayşenlerle Ayşeleri zaman zaman karıştırıyorum. Onun için kusura bakmayın yani. Evet, Ayşen Hanım da bizimle aşağı yukarı 1,5 sene oldu. 2,5 sene oldu. Bayrampaşa Tıp Merkezimizde beraberdik ve kardiyoloji uzmanı kendisi. Burada da beraber yine kardiyolojiyi yürüteceğiz. Kardiyolojide bir kadromuz daha var. Bakalım onun da ileriki tarihlerde biraz işlerimiz otursun. Buna göre olacak. Şimdi non-invasif kardiyoloji burada olacak. İnvasif kardiyoloji Zeytinburnu'nda, yani kalp ameliyatları ve anjiyolar falan orada olacak. Ama burada söylediğim gibi yedek alanlarımız var. İleride biz KVC, yani kalp cerrahisi bölümü kurduğumuzda veya anjiyo kurduğumuzda burada da kurmak için yerlerimiz var. Onu biz bir açılalım. Bir tarafta bu işleri yürütürken bir taraftan da onları projelendiririz diye düşündüm. Evet, söz doktorum sizde. Ben de 97 İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdim. Daha sonra 2003'te de Cerrahpaşa Kardiyoloji'den ihtisasımı bitirdim. O günden beri de ben hep özel sektörde çalıştım. Önce Galip Osman Paşa Şafak Hastanesi, daha sonra Acıbadem grubunda ve de Florence Nightingale'de çalıştım. 2,5 senedir de tıp merkezinde çalışıyoruz. Tabii orası butik ve küçük bir yer olduğu için genelde küçük bir aile gibi çalıştık hep bugüne kadar. Ondan sonra şu an yeni hastanemde herkes için mevzu olmasını önemleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Diyet uzmanımız Melis. Melis Sağlam. Melis Hanım'la da 1 sene oldu mu? 1,5 sene oldu. Neyse yani zamanlar ama bize zaten dün gibi geliyor birçokları. Onun için bazen 2,5 seneyi 1 sene gibi görüyoruz. Evet, çok zaman geçmiş ama ben de kendime de bakıyorum. Çok zaman geçmiş ama hala diyorum ki herhalde 30 yaşında mıyım, 40 yaşında mıyım? Ama yıllar geçip gidiyor, hızlı bir şekilde geçiyor. Peki. Melis Hanım da yine tıp merkezinde bizimle birlikte çalışıyor, diyet uzmanı. Şimdi burada da aynı şekilde devam edeceğiz. Sözü size vereyim. Ben 2014'te İstanbul Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümünden mezun oldum. Şu anda Okul Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi sürdürüyorum. 2014 Aralık'tan beri de tıp merkezinde çalışıyorum. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam.
şey, dahiliyecilerimizden Hikmet Bey burada değil herhalde. Sizi alalım. Evet. Cerrahi kurumunu da alayım ben. Cenab Bey, Tahir Bey, Asıl Coşkun Bey. Şimdi bazen tabii burası için başlayalım edelim dediğimiz arkadaşlarımız var. Ancak tabii öbür taraftan başladık. Zeytinburnu'nda şimdi burada yoğun bir iş yok veya Bayrampaşa'da yoğun işlerimiz yoktur diye başlamıştık. Coşkun Bey'in de oranın kadrosunu almıştık ama öbür tarafa alıştırdık. Siz misin alıştılar? Şimdi vaktim yok dedi abi gelemem falan filan dedi. Yani gel diyeyim. Gözün en azından ondan sonra geri gönderdim. Gerçekten yoğun ameliyatları, işleri yoğun. Güzel bir ekipler. Doktor Hasan Nice ile beraber ekiplerinde çalışıyorlar. Yine başka bir grubumuz var. Onlar da ekiplerinde çalışıyorlar. Coşkun Bey buranın kadrosunda ama artık ben oradaki kadromu Coşkun Bey'e vereceğim. Yarım. Nasıl? Yarım vereceğim. Buradaki kadroya kendim geçeceğim. Ayrıca cerrahi grubuna destek gelecek. Yani bir anlaşma yapmak üzere arkadaşlarımız da var takviye için. Tahir Bey yeni aramıza katıldı. Tahir Bey de bölgenin cerrahlarından, bu bölgenin cerrahlarından. Cenab Bey yine merkezinden bizimle beraber çalışan cerrah arkadaşımız. İlhan Bey'i de daha önce de tanışmış olduk biliyor. Şu an kurucu başhekimimiz aynı zamanda İlhan Bey. Tıp merkezinin de başhekimiydi. Dahili uzman kendisi. Ben sözü önce size vereyim. Öncelikle teşekkür ediyorum. İsmim İlhan Menken. Çasatlarım. 2012 yılında Anasege Maraş Cumhur Sersi'nden uzmanlama aldım. Mecburi hizmetimi bitirdikten sonra Avrasya Tıp Merkezi, Bayrampaşa'daki Avrasya Tıp Merkezi'nin çasıtları uzmanı olarak başladım. Son 3 yıldır oranın mesulü başhekim olarak görevimi yaptım. Buranın da başhekim yardımcısı olarak görevime devam edeceğim. Hepiniz gibi heyecanlıyım, mutluyum, mutluyum. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyorum. Coşkun Görmüş ben. Genel cerrah uzmanıyım. 2008 yılından 8 ay ihtisasımı aldım. Hüseyin abim de belirttiği gibi yaklaşık 4,5 yıldır Avrasya ailesinin içindeyim artık. Ailenin bir üyesi olduğunu düşünüyorum. Zeytinburnu Avrasya Hospital'da kardeş hastanede 4,5 yıldır staff ekim olarak çalışıyorum. Burada da kadrom gereği var ama tabii ihtiyaç olduğu durumda ne kadar önlüğümüz emanet de olsa trafikten dolayı geç de kalsak kardeş hastanede her zaman destek için burada olacağımızı herkesin bilmesini isterim. 4,5 yıldır biz Hüseyin abim de bahsettiği gibi benim şefim, abim, operatör doktor Hasan Nice ile beraber bir ekip olarak Avrasya'da zaten çalışıyorduk. Ailenin içindeyiz biz artık. Ve mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışmamızı sürdürdük. Siz de şimdi bu aileye dahil olursunuz. Umarım aynı mutluluk ve huzuru siz de yaşarsınız. Ailemize hoş geldiniz diyorum. Hepinize hayırlı olsun. Benim adım Tahir Mutlu, genel cerrahi uzmanıyım. 2000 yılı Gazi Üniversitesi mezunuyum. Bakırköy Sağlık Konuk Hastanesi'nde anestezi ihtisasımı yarım bırakıp Samatya SSK olarak bilinen İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığımı aldım. İhtisasımı yaptım, uzmanlığımı aldım. Bu bölgede daha önce çalıştım. En son yine ayrılmak üzere olduğum Nur Bölge'nin hastanede çalışıyorum. Burada yüksek bir potansiyel vaat eden çok iddialı bir kuruluş olduğu için buradaki ekibe katılmak üzereyim. İnşallah uyumlu ekip halinde güzel çalışmalarımız olur. Endoskopi, laparoskopi, cerrahi ve onun dışında cerrahi birim ameliyatlarını
konusunda ekibe katkı sağlayacağını düşünüyorum. Doktor Zeynep Bey. Şimdi abi ben Salih Cenap Çevli, genel cerrahi uzmanım. Biraz toplantıyı müsaade ederseniz renklendireyim. Tamam. Yani böyle bir klasik anlatım yerine. İşte geçen hafta içerisinde bu bir darbe oldu. Biz de darbeci emekli abalandınız. Niye? İşte darbenin peşine bizi çağırdı da sen mi yaptın bu darbeyi diye. Dün 8 saat anlattık. Haberini aldım. Şimdi hikaye şöyle abi. Kuleli Asker Lisesi'ne Türkiye'nin aslında hayatınıza etki eden bir sürü böyle olayları herhalde en çok benim hayatımı etkilemiştir. Biz terörün içerisinde bir sürü olaylarla Kuleli Asker Lisesi'ne kapı attık. Ondan sonra düz subay olmayalım diye İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazandık. Ama gene bu sefer Silahlı Kuvvetler'in kararıyla zorla GATA'ya alındık. Yani Tıp Fakültesi'ni 4. yılda onların emriyle değiştirmek zorunda kaldık. Hayatımız hep böyle Türkiye'nin olaylarının arasında şekil aldı. İlginçtir ki. 27 sene Silahlı Kuvvetler'de çalıştık. Çok tabii eziyetler çektik ama çok deneyimler de kazandık. İşte bir sene İngiltere'de periferik damar cerrahi konusunda bizi staj tahsil yolladılar. Bir sene Amerika'ya obezite cerrahisinde yolladılar. Gene Silahlı Kuvvetler'de çalıştığımız dönemde anatomi doktorası yapma şansı oldu. Bazı şeyleri dinletemedik, anlatamadık. İkinci meslek var elektronik. Medikal elektronik konusunda yüksek lisans müracaatı yaptık ama Silahlı Kuvvetler reddetti. Pratisyen olsan yapardın, sen genel cerrahsın, yapamazsın dediler. En sonunda 2009'da emekli olduk. Hep doktorluğu öne çıkarttık. Askerliğimiz ikinci sıradadır dedik. Çünkü objektif olmaya çalıştık. Emekli olduktan sonra da özel hastanelerde uzun süre çalıştık. Şimdi hem Nişantaşı Üniversitesi'nde hem İstanbul Aydın Üniversitesi'nde anatomi dersleri bir yandan veriyoruz. Bir yandan sizin sayenizde 2 yıldır işte genel cerrahi gece stafı olarak Avrasya Hospital'da çalışma şansı bulduk. İnşallah yeni hastanemizde de en büyük hayallerimden birisi genel cerrahiyle birlikte anatomiyi de beraber yürütebileceğimiz bir üniversite hastanesi düzeni ve disiplininde çalışabilmek. Elektroniği de bir yandan götürüyoruz. İki sınıfa tıbbi cihaz, arıza ve tespit ve mikro işlemci dersi veriyoruz üniversitelerde. Belki o yönden de katkımız olabilir. Özellikle yoğun bakımların ev otomasyonu sistemiyle işte doktorların doktor bir anesteziden biraz önce yoğun bakımla ilgili söylüyordu. Onun çalışmasına da faydalarım olabilir. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yani çok güzel bir ortam bulduk 2 yıldır. En saygı duyduğumuz, takdir ettiğimiz şey insanlara sahip çıkmanız. İnsanların ruhunu tanımaya çalışmanız ve değer vermeniz. Tabii ki insanlar bunu görüp sizi sırtında her zaman saygıyla taşıyacaktır. Sizin de söylediğiniz gibi en büyük amacımız burada hasta memnuniyeti, hasta sayısını arttırmak ve çarkların dönmesini sağlayacak şekilde girdinin artmasını sağlamaya çalışmak olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri tanımış olma mutluluğu her şeyin üstünde diye düşünüyoruz. Herkese saygılar sunuyoruz. Üniversiteler çoğaldıkça anatomi konusunda ders verecek öğretim üyesi bulmak zor. Onun için de Cenab Bey'in bir şansı var. Üniversitelerden haberi teklif geliyor. İki ödül aldık abi. O çok güzel oldu. Birisi uluslararası doçent doktor Murat Rezaki Nörobilim Ödülü oldu. Evet. Bir deneysel çalışmayı uluslararası dergilerde yayınladık. Kongrede de hem para ödülü hem birinci ödülü aldı. İşte bunlar hep bize güzel zemin hazırlıyor. İnşallah ileride daha da faydamız olur ümidindeyiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şey, Hamdi Bey sizi alıp yerde acil doktorlarımızdan kimse var mı burada? Bir kişi var. Nerede? Hasta alımına başladığımız için iki hastamız da var acilde. Tamam. Peki. Bir de acil kadromuz vardı. Normalde acilde 5 kadromuz olacak.
Şu an 3 kişi acilde, hatta 4 kişi müsebbiyle sayarsak 4 kişi. Ama yakında bu kadrolar hep düzelecek. Nelerimiz eksik derseniz, görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an aramıza katılamayan göğüs hastalıkları bir hocamız, bir profesör arkadaşımız müracaat etmişti. Onunla anlaşmıştık. Bugün gelemedi. Yine göğüs hastalıklarında çalışacak, orada burada arkadaşlarımız olacak, görüşmelerimiz devam ediyor. Üroloji aynı şekilde, plastik cerrahi aynı şekilde, beyin cerrahisi aynı şekilde, bunların görüşmeleri devam ediyor. Ancak Çam Avrasya Hastanesi'ndeki arkadaşlarımız, şimdi onlar buranın kadrosuna bugün geçiriliyor. Yarın tekrar kadrolarına dönecekler. Burada part-time kadroları devam edecek. Bazı hizmetlerimiz oradaki doktorların desteği ve takviyesiyle yine devam edecek. Ama biz önemli olan bizim gerekli izinleri alabilmemizdir. Eskiden bu kadar zahmet, bu kadar zor değildi. 2 Haziran'da bizim faaliyet belgemiz imzalanmasına rağmen elimize geçmesi ne zaman oldu? Herhalde 15'inde mi oldu? Cumartesi oldu. Ya da işte yani ancak 15'te Mustafa'nın oldu. Hatta bugün de bir takım şeyler, işlemler yeni yeni. Mesela Murat Bey'in işlemi çoktan yapılabilirdi ama ancak bugün yapılabiliyor. Metin Bey'in işlemleri belki bir iki gün daha sürecektir, birkaç gün daha sürecektir. Buna benzer bir takım işlemler ancak biz açtıktan sonra da yapılabilirdi. Bir başlayalım bir an önce diye. Yoksa gelecek seneye kadar her şey tamam olsa sorun olacaktır. Bütün bunları bitirdikten sonra inşallah Eylül-Ekim gibi de bir açılış programı yaparız diye düşünüyoruz. Evet, ben tüm katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Tekrar başarılar diliyorum. İnşallah burada güzel şeyler yapacağız. Bu kurumun içine yani mimarisi güzelse en az bundan daha güzel bir ruh vereceğiz ve sağlık hizmeti en iyi şekilde burada üreteceğiz, sunacağız. Çok teşekkürler. Sıkıldınız biraz ama kısa bir bilgi vermek istiyorum kendimle ilgili. Bilmeyen arkadaşlar için ben uzun yıllar bu bölgede hekimlik yapıyorum. Avrasya Özel Yeşilpınar Tıp Merkezi buraya 1 kilometre mesafede. Aşağı yukarı 16 yıl poliklinik, 8 yıl tıp merkezi SGK anlaşmalı. Buna hizmet verdik. Önümüzdeki günlerde Avrasya Hastanesi ile birleşme işlemlerine başlayacağız. Birlikte çalışacağız. İş ortağı olarak yolumuza devam edeceğiz. İyi kötü oturmuş, oluşmuş bir potansiyelimiz var. Amacımız Avrasya'ya burada güç katmak, birlikte çalışmak. O yüzden hekim arkadaşların bilmesinde fayda var. Tıp merkezi şimdilik belirli bir süre açık kalabilir. İhtiyacımız olduğu durumlarda hastaneyle irtibatta olacağız. Vakaları sizlere yönlendireceğiz. Hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Hem bir devletimizin bir zamandır tanışıyoruz, birlikte de çalışıyoruz. Birçok hastaları hastanemize geldi, ameliyatlar oldu, yurt dışından gelen hastalar da oldu. Onun için bölgede yine daha sonra güç birliği yapabilir miyiz gibisinden konularda mutabakat sağladık. Söylediğimiz gibi şimdi tabii biz mesela daha önceden de birleştirebilirdik ama devlet diyor ki bir tıp merkezini aldık, birleştirdik. Normalde o kadroları boşuna almış olduk. Hastaneyi açtıktan sonra birleştirmemiz bize kadro olarak faydası olacak bir işmiş. Geriye de döndüremedik onu. Onun için önce diyor hastaneyi aç, ondan sonra şunları şunları. Mesela ambulansımızı göreceksiniz kapının önünde.
ambulansımıza ruhsat vermediler. Hastaneyi aç öyle diyorlar. Tersine iki ay oldu ambulanslar alalım. Ambulansa ruhsat almaya gidiyoruz. Böyle diyorlar. Hastaneyi açmak için de diyor ki ambulansın olacak. Yani durup dururken şimdi biz kalktık, ambulans anlaşması yaptık. Her yerde de yapamıyorsunuz. Size 10 dakika içinde gelebilecek bir ambulans şirketiyle yapmamız gerekiyor. Yani böyle sıkıntılar oluyor. Mesela eczanenin de ruhsat alabilmesi için, hastanenin içindeki eczanenin ruhsat alabilmesi için hastanenin açık olması gerekiyor. Ama ben hastaneyi açarken de diyor ki senin şu ilaçların var mı, şunlar var mı? Ben eczane faaliyette değil, alamıyorsun. Yani o malzemeyi alamıyorsun. Alabilmen için bir de geçici bir ruhsat. Onu o şekilde çözdüler ama her şeyi o şekilde çözmüyorlar. Kimi çözümü buluyor, kimisi de bulamıyor. Maalesef işlerimizin zor taraflarından biri de bunlar. Ben tekrar teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı olsun. Hepinize hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.